Şimdi Ankara bağlantısına gideceğiz. Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yeri belli oldu. İlk sırada az önce bahsettiğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. Hemen ben Oğuzcan Oğuz'a döneceğim. Bize biraz detay aktarsın. Evet Oğuzcan sen de oradaydın. Detayları bize biraz aktarır mısın? Evet, Cumhurbaşkanı adayları için oy pusulasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla bugün bir kura çekimi yapıldı. Kura çekimi aslında çok kısa sürdü çünkü 4 Cumhurbaşkanı adayı vardı. Onlar için iki farklı fanus vardı. Bir fanusta Cumhurbaşkanı adaylarının isimleri, diğerinde ise hangi sırada olacakları yer alıyordu. Bu doğrultuda Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcileri isimleri çekti. Hangi isim çıktıysa onun temsilcisini, temsilcisi ise sıra numarasını çekti. İşte bu doğrultuda ilk sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak oy pusulasında İkinci sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacak. Üçüncü sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve dördüncü sırada da Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yer alacak ve bundan sonra da aslında Cumhurbaşkanı adayları için süreç neredeyse tamamlanmış olacak. Seçim propaganda süreci başladı onlar için. Bundan sonra da propaganda süreçlerini devam ettirecekler. Ta ki 13 Mayıs'a kadar 14 Mayıs seçimlerinden bir gün öncesine kadar seçim propaganda süreci devam edecek. Bugün ayrıca Yüksek Seçim Kurulu üyeleri deprem bölgesine gideceği açıklandı. İşte bu doğrultuda aslında önemli bir gelişmeydi. Çünkü Kahramanmaraşlı depremler yaşandıktan sonra Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin hemen ardından seçimler yapılabilecek mi o bölgelerde veya seçim güvenliği nasıl sağlanacak İşte bu konularda bir heyet gitmişti. 30 kişilik heyet incelemelerini yapmış ve seçimlerin yapılabileceği yönünde görüş belirtmişlerdi. Eksiklerin tamamlanması için çalışmalar yürütülüyordu. İşte Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bir kez daha deprem bölgesine gidecek ve oradaki çalışma yerinde gözle gözlemleyecek il ve ilçe seçim kurulları binalarında incelemeler yapılacak ve aynı zamanda varsa seçim öncesi son eksiklikler de tespit edilerek bunların giderilmesi için çalışmalar sürdürülecek. Bu heyetin hemen akabinde bir sonraki ziyaretin de e, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener tarafından yapılacağını ifade edelim. E, takvime bakacak olursak hafta sonu önemli bugün cumhurbaşkanı adayları çekildi ama yarın da önemli bir gün. Şu anda e, seçmenlere ilişkin askı listeleri muhtarlıklarda asılı bir şekilde duruyor. Fakat yarın son gün özellikle seçimler kapsamında adres değişikliği yapacak kişiler il ve ilçe seçim kurullarının yanı sıra nüfus müdürlüklerine de başvurabiliyordu. Fakat yarın son gün bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Nüfus müdürlükleri de bu hafta sonu mesaisine devam edecek ve yarın mesai bitimiyle birlikte de muhtarlıklardaki listeler askılar, askıya çıkan listeler indirilmiş olacak diyelim ve sözü size bırakalım. Oğuzcan teşekkürler.